Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Kanlı fayansla yatan kadın anlatıyor. Bu evden kürekler dolusu kan temizlendi. Gerçekten bunu anlatırken bile dehşete düşüyorum. Gülçin Kurtuluş söylüyordu bunu. Eşi Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesinin ardından yaşadıklarını anlatıyordu. Savcı Okan Bato hakkında hakimler ve savcılar kurulunun hazırladığı rapora dair haberleri okumuşsunuzdur bir dönemin FETÖ ile kahramanca mücadele ettiği sanılan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bato'nun aslında zengin Fethullahçıları para karşılığı akladığı gündeme geldi. Hatta Bato'nun Ahmet Kurtuluş cinayetinde bile rolü olduğu yazıldı. Ben şimdi gülümseyerek okuyorum o HSK raporunu. Zira yazılanlar bana hiç yabancı değil. Barış Terkoğlu ile birlikte kaleme aldığımız Metastas ve Cendere kitaplarında Okan Batoyu ve İzmir'deki FETÖ borsasını işlemiştik. Yani kimse yazamıyorken kalemi çomak yapıp o kirli tekere sokmuştuk. 60 kişilik liste. 30 Mayıs 2019 akşam saatlerinde bir suikast gerçekleşti. İzmir'de Ahmet Kurtuluş öldürüldü. Ahmet Kurtuluş, aynı soyada sahip olduğu Serkan Kurtuluş'un liderliğindeki suç örgütüne yardım etmekle suçlanıyordu gözaltına alınacak FETÖ şüphelilerinin listesini Serkan Kurtuluş'a sızdırmakla aracıydı. Çete, dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen'den alınan 60 kişilik listedeki Fethullahçılara cezaevi öncesi bir çıkış kapısı sağlıyordu. Kimi da polis süsü verilerek çete tarafından kaçırılıyor, kamera karşısında çıplak tutuluyor, dövülüyor, para vermek zorunda bırakılıyordu. FETÖ borsası işletiliyordu. Bu illegal çarkın yargı ayağındaysa sözde FETÖ'yle mücadele eden savcı Okan Bato'nun adı geçiyordu. Cinayet emirini kim verdi? Ahmet Kurtuluş, 25 Ekim 2018'de etkin pişmanlıktan yararlanmış ve FETÖ borsasına dair bildiklerinin çok az bir kısmını anlatmıştı. Ev hapsine alınan AKP'li Kurtuluş, FETÖ soruşturmalarıyla yıldızı parlayan savcı Okan Bato'nun mal varlığına dair bildiklerini de itiraf etmişti. Verdiği ifadeler vereceklerinin teminatıydı ve bir gün tesadüf müdür tıpkı suçlandığı yöntemle kendisine polis süsü veren birileri tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözlerinin önünde öldürüldü. Evet, cinayet sırasında devre dışı bırakılan kameralara sahip sözde güvenlikli bir siteye polis yelekli tetikçiler girmiş, evin kapısını açan kurtuluştan kimlik istenmiş, koridorda yürürken arkasından 6 el ateş edilmişti. Kimdi öldüren? Koşunu sıkan Yener Toga hemen Serkan Kurtuluş adını verdi. Neydi bu acele? Zaten firarda olan Serkan Kurtuluş ismi topu tacı atmak değil miydi? Kurtuluşa emir verenler de var mıydı? Kafasına sıkıp gitseydi. Cendere kitabını yazarken öldürülen Ahmet Kurtuluş'un eşi Gülçin Kurtuluş'la da görüştük. 5 yaşındaki oğlunun babasının öldürülmesine tanık olduğu evde sorularımızı yanıtladı. İşte o açıklamalardan bir kesit. Siz eşinizin cenazesinde diyorsunuz ki, düşmanları sevindirmeyeceğim. Kim de o düşmanlar? İlk andan itibaren bu işi tek Serkan Kurtuluş'ta olmadığını, çok affedersiniz tabirim kaba olacak ama, onun zurnanın son deliği olduğunu anladım. O cümleyi de o yüzden söyledim. Siz aslında öne sürülen Serkan Kurtuluş'u değil emir verenleri işaret ediyorsunuz. Evet, kesinlikle. Şunu merak ediyoruz. Eşiniz Ahmet Kurtuluş AKP İl Başkan Yardımcısıydı. Hem dava sürecinde yani tutukluyken hem de cinayetten sonra sizinle temasa geçen AKP'den birileri oldu mu? Asla, hayır maalesef. Benim zaten o anlamda çok büyük kırgınlıklarım, üzüntülerim var. Ahmet de soruyordu bana. O aradı mı, bu aradı mı, o geldi mi, bu gitti mi diye. Partiden çevresi vardı ve arkadaşlıkları sürmeye devam ediyordu. Herkes sırra kadem bastı o dönem. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neden Ahmet kapıyı açar açmaz kafasına sıkıp gitmiyorsun da bu şekilde bir vahşet yapıyorsun? Beş yaşındaki çocuğu görüyorsun. Ahmet'in nerelerinin kurşunlandığını biliyor musunuz? Bunun gerçekten insanlıkla alakası yok. Kafasına sık git. Benim o kadar canım yanmaz inanın. Bu nasıl bir vahşettir? Kovalarla, küreklerle kan temizlendi bu evden. Ben aylardır çocuklarımla beraber aynı evde sürüne sürüne ıstırap çeke çeke yaşıyorum. Ben Ahmet'in yere serildiği fayansla bir hafta yattım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.